İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Ölüm bir köprüdür. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında yine bir taziye mektubu yazılmıştır birine. Mirza Alican için yazmışsa da mektubu, okuyan herkes için geçerlidir elbet bu. Mektupta buyurur ki, bizleri Hak Teâlâ Resulünün yolunda bulundursun evvela. Çünkü insan ne kadar yaşasa da nihayet, muhakkak ahirete edecek bir gün avdet. Enbiya suresinde şöyle buyurmaktadır. Her bir canlı ölümün tadını tadacaktır. Bunun için ey oğlum, ölecektir her insan, her kim olursa olsun, kurtulamaz hiç bundan. Hadiste buyuruldu, her kimin ömrü uzun, ibadeti de çoksa ona müjdeler olsun. Bir köprüye benzer ki ölüm, açık, aşikar. Ölümle kavuşurlar maşukuna aşıklar. Bütün hak aşıkları ölümü düşünerek teselli bulmaktadır, onu hayal ederek. Ankebut suresinin 5. ayetinde şöyle buyruluyor o kitab-ı mübinde. Ey Rabbine kavuşmak isteyenler bilin ki ona kavuşma vakti gelecek elbette ki. Velakin nefsine ve şeytana tutulanlar, bir Allah adamına kavuşmamış olanlar, yukarıdaki müjdeye elbet dahil değildir. Onlar zarar ziyanda ve hep başı yerdedir. Şimdi vefat etmiştir sizin valideniz de. Büyük bir varlık olup çok hakkı vardır sizde. Buna karşı siz dahi ona yardım ediniz. Ona dua, sadaka, fatiha gönderiniz. Hadiste buyuruldu, mezardaki bir mevta, denizde boğulacak zata benzer adeta. Anne ve babasından ve her tanıdığından gelecek bir duayı beklemektedir her an. Bir de insan onların ölümünü görerek kendi ölümünü de lazım gelir düşünmek. Bütün varlığıyla Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmalıdır bir hakkın. Bilmeli ki bu dünya aldatır insana hep. Onu ahmak olanlar sadece eder talep. Dünya kazançlarının Allah indindeki itibarı bir zerre olsa idi eğer ki, ondan kıl ucu kadar vermezdi kafirlere. Öyleyse bu dünyayı sokmamalı kalplere. Allah sizi ve bizi yüz çevirip her şeyden kendine bağlamayı nasip eylesin hepten. Oğlum, Cenab-ı Hakk'ın sonsuzdur merhameti. Lakin azabının da pek fazladır şiddeti. Beynel havfü ve reca üzre bulunmalıdır. Yani korku ve ümit müsavi olmalıdır. Gençlikte Rabbimizin kahrından, azabından
çok korkmak ve titremek lazım gelir her zaman. İhtiyarlıktaysa af ve merhametine sığınmak lazımdır ki orta yol budur yine. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim Muhammed Hadimi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki insan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip kendisinde de bulunmasını isterse bu haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyet'in ahkamına yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir buyuruluyor. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur buyuruyor Muhammed Hadimi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam tek bir sorum vardı benim. Bu kasko caiz mi değil mi onu sormak istiyorum. Peki efendim. Teşekkür ederim hocam. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ben Osman Hoca'ya bir... Dinliyoruz efendim, canlı yayındasınız, buyurun. Ben Müslüman'dan dua istiyorum yani, biraz sıkıntılarım var da. Rabbim sıkıntılarını hayret ettiğinizin inşallah. Ben seni çok dinliyorum yani. Şu ben şimdi beni birine aldatmış ama ben şimdi bu aşamada iyi davranayım mı davranmayayım? Anlayamadım. Sizi aldatmışlar öyle mi? Bunlara iyi davranayım mı davranmayayım mı? Yok yok, bey beni aldatmış biliyorum lan bey. Ha, beyi aldatıyor. Tamam, peki efendim. Şey diyorum bir dakika. Şimdi ben şuraya bir şey okudum. Yasin Şerif arkadaşlar deyince evinden selamdan çıkan selamlancının her gün bir has sevapı alıyor. Umre sevapı alıyor. Allah Resulü müjdeyi. Ben şimdi evimi ıskattım mesela. Altına adama inemiyorum ama selam veriyorum. Çıkarım bir şey bir daha sonra selam veriyorum. Bu da olur mu acaba? Anlamadım efendim sualinizi. Bak şimdi diyeceğim de kitabın arkasına yazayım. Ben canım okuyordum onu diyeceğim. Evinden selamlan giren, selamdan çıkan her gün bir hadumle sebebi alır. Allah Resulü müjdeliği. Tamam. Ben de şimdi anlaşıldı. Muskat, ayaklarımı alıyor. Yedem anne inemiyorum. Selam veriyorum çıkarım dışarıya. Selam veriyorum girelim seni biraz sonra. Tamam efendim. Olur mu acaba? Olur efendim. Yani Allah'a emanet ol. Güle güle. Hadi İyi günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Efendim öncelikle Hicri yeni yılınız mübarek olsun. Amin, Allah-u Teala razı olsun, sizinki de mübarek olsun efendim, buyurun. Efendim miras malı ile ilgili birkaç sualim var da. Dinliyorum. Birbiriyle bağlantılı. Dinliyoruz. Şimdi babamdan kalma evimizde ikamet ediyorum da yazları. Diğer kardeşlerin izni de aynı bu mümkün müdür? Hani miras paylaşılmadı henüz. Bir de hani bu evden daha önce hani kardeşlerin verdiği eşyaları kardeşler geri alabilir mi? Ben mesela diyelim ki şunu ben babama bunu vermiştim alıyorum henüz paylaşılmadan bunu yapabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Peki efendim. Ve bir de efendim miras malı henüz paylaşılmadı, bunda bir vebal var mıdır? Yani bu ortak kullanılan mallar var. Daha doğrusu bazı kardeşlerin kullandığı mallar var. Diğer kardeşlerin mesela gönlü rızası yok. Hani bu uygun peki, mudur? Peki efendim. Peki efendim. Allah Teala razı olsun. Haydi. Buyurun hocam. Efendim. İlk dinleyicimiz kasko yani sigorta. Caiz midir? Tam İbn-i Saadet Ebedi kitabında sigorta bahsi uzun anlatılmış. Fakat Tam İbn-i Saadet Ebedi kitabında anlatılan sigorta İslam ahkamının tatbik edildiği dönemler içindir. Ne demek mesela Osmanlı ve Selçuk döneminde? Çünkü o zaman sigorta yok. İslamiyet kendi sistemiyle beraber gelir. Yani Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti İşte Avrupalıların, Amerikalıların hatta Türkiye'ye
Yani bir ülkeden de almamışlar. İtalyan bilmem ne hukuku, Alman bilmem ne hukuku, İsveç bilmem ne hukuku, İsviçre bilmem ne hukuku böyle yamalı bohçaya çevirmişler. Dolayısıyla yeryüzünde İslam ahkamının tatbik edildiği hiçbir ülke şu anda yok. Ha bir tek İsrail mecelleyi tatbik ediyor. Evet. Başkalarına yasak ediyor. Şeriatı ücü diyor. Ama kendisi onu tatbik ediyor. İslam ahkamında ve rahat ediyor. Evet. Filistinlere de galip geliyor. Filistinler de aynı şekilde bilmem komünist oluyor, bidat sahibi oluyor, bilmem ne oluyor. Bir türlü ikiye kaladı, bir araya gelmiyor. Şimdi İslamiyet'in bütün ahkamları tatbik edildiği zaman o kendi sistemiyle beraber getirir. Yetimdir, gariptir, kimsesizdir, yaşlıdır, hastadır. Devletin yani o sistemdeki, İslamiyet'in getirmiş olduğu o sistemdeki devlet belli fonlar ayırıyor bugünkü tabirle. Mesela Beytülmal deniyor. Bu Beytülmal'in belli fonlar var. Zekat ve fıtra topladığı bölümler var. Onları fakirler oradan takdim ediyor. Devlet veriyor. Ondan sonra onu başka bir şeye kullanamıyor. Yani onların görevleri de ayrı. Onun dışında mesela yaşlılar için hala kullanıyoruz Darul Acize diye. Evet. Onun gibiler çoktu. Hatta hayvan bakım yerleri bile yapmışlar. Bir zamanlar aynı şekilde Tekeret'te de yayınlanıyordu. Hani deli balta şeyler vardı falan da. Mesela orada anlatılanlar yanlış değil. Mesela bir kış günü her taraf kar kaplamış. Artık ayakta durması mümkün olmayan merkeptir, attır, buna benzer hayvanlar kesiliyor. Etleri o kış günü Zemherir'de vakıf kurulmuş. O vakıf elemanları bunları götürüyorlar dağda. Aç kalan kurtlar insanları görüp de saldırmasınlar ve aç da kalmasınlar diye onları götürüp aynı şekilde dağlara bırakıyorlar. Aç kurtları bile. Diğer kuşları bile düşünüyorlar. Yani sistem geldiği zaman bütünüyle beraber gelir. Efendim bu nasıl olacak? Yamalı pavuçça gibi alıp doğruya aynı şekilde onu şey edemezsin. Ve mesela şimdi paranın değeri gitti. Ya o zaman öyle bir durum da söz konusu değildi. Seneler önce bizim işte İhlas'ın kuzul kapıçalar var. Orada bizim devre vardı. Sonra onu devrettik de elimizden çıkardık. Mesela oraya gittiğimizde işte Emin abilerin Allah-u Teala rahmet eylesin. Hani oraya gidince camide sohbet edilsin, vaaz edilsin diye. Bir gün böyle zekat mevzu açılmıştı. Camide anlatıyordum zekat mevzu. İşte kağıt parayla aynı şekilde verilmeyeceği, altın ve gümüş olacağı kitaplarda yazılıyor. Çünkü altın ve gümüşün dışında basılan paralara fıkıh kitaplarında fülüs tabiri kullanılıyor. Fülüs de olmaz buyuruyor. Bu ibadet. Sadaka verebilirsin. O ayrı mesele. Para da verebilirsin. O da sadakadır. Ama bu ibadettir. Bu ibadetin yapılma şekli de böyledir. Sadakayı fıtır. Neyse kendiciyse ondan vereceğiz. Zekat da ticaret malından verebilirsin. Toprak mahsulü, mahsulün kendisinden verebilirsin. Hayvanın kendisinden verebilirsin. Veya bedellerine altın olarak verebilirsin buyuruyor. Evet. Bunu böyle şey yapınca bir tanesi dedi ki eskiden ne yapıyorlarmış ya falan dedi. Tabii adamcağızın altyapısı yok. Göçmüş ya. Bilgi de yok. Ben bir güldüm. Ya dedim ben dedim çocukken evde babaannemler zamanında basılmış mecidiyeler vardı. Abdülmecit zamanında basılmış gümüş para. Evet. Para ya gümüşten basılmış. Ondan önceki dönemde altınla basılıyordu bu. Mesela diyor ki işte Venedik altını diyor. İşte Roma altını diyor bilmem ne altını. Ya bütün devletler o zaman yani Müslüman olsun olmasın. Paraları altındı. Dolayısıyla onun değeri meğeri falan düşmezdi. Altın yani. Tamam? Evet. Ancak nasıl düşebilir? Altın ayarıyla aynı şekilde. Ha, diyelim ki 18 ayardan yapmıştır, 14 ayardan yapmıştır. Birisi de 22 ayardan basmıştır mesela. Oradan fark eder değerleri. Onun dışında onu tahtından indirecek kimse yok. Dolayısıyla efendim paranın değeri düştüydü, şu kadar oluyordu, bu kadar oluyordu. Öyle bir dert de yok. Ve dolayısıyla o zamanki yaşayan Müslümanlar zekat verirken ya bunu işte altından ne yapacağım? Zaten parası altın. Cebindeki parayı çıkarıyor, kırta birini götürüyor, fakire veriyor. Bitti. Evet. Onun bir derdi söz konusu değil. Dert şimdi. Şimdi kağıt para. Kağıt paranın bir derdi yok. Değeri yok. Değeri yok. Hatta bir iki sefer böyle milyoner oldum. Geldim ben aynı şekilde hiç biriniz itibar etmediniz. Bir gün bir baktım elime bir 10 milyon geçti. Kağıdın üzerinde yazıyor diye. 10 milyon. Yani. 10 milyon. Getirdim gösterdim. Hepiniz güldünüz. Hiç itibar etmediniz. Meğer şimdi 10 lira ediyormuş. Evet. Bir günde yine zengin oldum ben dedim. İki tane 100 bin liralık getirdim demir para. O da 10 kuruş olmuş tabii o 100 bin liralarda. Üzerinde 100 bin yazıyordu. Aynı büyüklükte ya. Aynı büyüklükteki para. Üzerinde 100 bin lira yazıyor. Şimdi 10 kuruş yazıyor.
Peki o çeyrek altın olsa öyle mi olurdu değeri? Değeri değişmiyor. Değeri değişmiyordu. İster Afrika'da olsun, ister Avrupa'da olsun, ister Asya'da olsun fark etmez ki. Altın altındır. Allah-u Teala ona kıymet vermiş. Onu kimse tahtından indiremedi. Bu Amerikalılar kendi kullandıkları para birimini işte altının altını tahtından indireceğiz diye şey yaptılar. Kendileri sallanıyor. Kendileri evet. Sallanıyor. Yok olup gideceklerdir en sonunda da netice itibariyle. Dolayısıyla hani konuyu uzattık. Efendim kasko. Yani bu sistemde caiz. Şimdi kanunen de zorunda. İşte arabana bir şey olursa, bilmem evine bir şey olursa falan kimseye yardım etmiyor. Ama Osmanlı'da öyle değildi. O sistem öyle değildi. Yetimin, fakirin, garibin evi yoksa aynı şekilde o vakıflar, o fonlar devreye girer. Ona aynı şekilde o eğitime de bakılır, evlendirilir. Ondan sonra ihtiyaçları giderilir. O fakirin evi yoksa, baş sokacak evi yoksa ev de temin edilir. Yapılırdı. E şimdi sana kimse yardım etmiyor. Değil mi? Evet. Arabayı vurdun muydu? Kim gelecek? Hayrına birisi gelip de yapacak mı? Yok, öyle bir sistem yok. Mesela biz ilahiyat okurken Konya, o zaman Yüksek İstanbul ismi, dinler tarihi dersi vardı. Orada işte bize o gelen öğretim üyesi bazı yerleri gezdirdi. Ondan sonra bir şey getirdi, koydu önümüze. Okuduk da kendisi götürdü o camiye. İstanbul Selçuk'tan kalan Osmanlı döneminde de aynı şekilde caminin bir vakfiyesi var. O vakfiyede ben kendi köyümden de biliyordum. Mesela çocukken bir tarla görürdüm. M ile söylerlerdi, makıf derlerdi. Makıf değil, V ile, vakıf. Bu makıf derlerdi, vakıf. Hangisinin? Köyde iki tane cami var. Aşağı caminin vakfı. O yukarı caminin. Vatandaş şey yaparken diyor ki ben bunu aşağı camiye vakfı olarak verdim. Şimdi bir sürü tarla ektiriliyorlar. İcar deniliyor, kiraya veriliyor. Onlar o camiye harcanıyor. Evet. O camiye harcanıyor. İşte Konya'da da o zaman bizim talebelik yıllarımızdaki o caminin vakfiyesinde o kadar çok malı mülkü varmış ki tabi talan etmişler sonra da. Biz ta bundan diyelim ki 40 sene önce belki de 1 milyon geliri var senelik. Vakfiyesinde ne yazıyor biliyor musun ki? Bu vakfiyelerden gelen gelirle caminin camı, çerçevesi, penceresi eskidiği zaman, kırıldığı zaman giderilmesi, halısı eskidiği zaman değiştirilmesi, caminin duvarlarında bir şey varsa onların yapılması, bu da her sene her gün olup durmaz. Ondan sonra bu camide imamet vazifesi yapana maaş verilecek, müezzine maaş verilecek, kayyum varsa yani o şeyleri düzenleyen ona maaş verilecek. Bahattin Bey oturduk o zaman arkadaşlar olarak bir hesap yaptık. Ya dedim o zamanki parayla şeyin imamın maaşı iki tane imam olsa 10.000 lira olsa tamam mı? 20.000 lira senede bu 240.000 lira eder değil mi? Evet. Müezzinleri iki tane müezzin olsa hadi 7.500 lira ver, 15.000 lira senede 150-160.000 lira eder. Kayyuma da aynı şekilde versen, ya toplasan 500.000 lira sadece aynı şekilde imam şey. Ki o zaman devlet memurları içerisinde 1.000 lira maaşla çalışıyor. Ben ilk tayin olduğumda 1.000 lira alıyordum. Biz 10.000 lira koyuyorduk tamam mı? Yani şimdi bazılar diyor ki efendim nasıl falan. Devlete yük değil biliyor musun? Evet. Ne cami görevlisi yük. Ne bilmem nesi. Zaten vakıflar devreye girmiş o sistemde. Sigortaya ihtiyaç yok. Bunun için anlatıyorum. Başka türlü sigorta devreye girmiş orada. Evet. Devlete de yük değil. Ama bu sistemde başka alternatifi yok. Bu kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor. Bu sistemde başka alternatifi olmadığı için. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, alın yazısı insanın icraatıdır. Dünyada farklı yerlere akan nehirler vardır. Kimi Karadeniz'e, kimi Akdeniz'e, kimi de başka denizlere akıyor. O nehirlerin aktığı yerden gidecekleri yeri bilmek zor değildir. İnsanlar da dünyada cennete veya cehenneme akan İki nehir gibidir. Yaşayışıyla, konuşmasıyla, icraatlarıyla,
ibadetleriyle herkes bir yere akıyor. Herkesin nereye aktığı, gittiği yoldan bellidir. İstisnalar olabilir. Yani kudret sahibi Cenab-ı Hak bir taraftan alıp diğer tarafa koyabilir. Ama adeti şöyledir ki, nehrin aktığı yer belli olduğu gibi, insanların da ahirette gideceği yer dünyadaki işlerinden bellidir. Demek ki alın yazısı insanın icraatı oluyor. Yani insanın alın yazısı neyse onu yapar. Kimi dinin yıkılması veya değiştirilip bozulması için, kimi de İslamiyet'in yayılması, insanların huzura kavuşması, kötülüklerin önlenmesi için çalışır. İkisinin de alın yazısı bellidir. O halde insanın kaderi ne iş yaptığından bellidir. Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun boş şeyle uğraşmasıdır hadis-i şerifi gösteriyor ki, bir kimse ne dünyaya ne de ahirete hiç faydası olmayan işlerle uğraşıyorsa, Allah onu sevmiyor demektir. Çünkü Allah-u Teala, Müslümanın iyi niyetle çalışmasını ibadet kabul ediyor. Çalışan, vazifesine düşkün olan, gerek dünyası, gerekse ahireti için faydalı olan bilsin ki, Allah onu seviyor. Tembel olanı, işine geç geleni, işinden kaytaranı da Allah sevmiyor. Kişi namazı öyle bir kılıyor ki, ne tadili erkana, ne tumaninete riayet ediyor. Alelacele kılıp kaçıyor. Peygamber Efendimiz, hırsızın en büyüğü namazından çalandır buyuruyor. Hırsızlık illa birinin cebinden mal çalmak değildir. İşinden, vazifesinden, ibadetinden çalan, yani bunları hakkıyla ifa etmeyen de hırsızdır. Yaptığımız her şey videoya alınır gibi kayda geçiyor, ahirette önümüze konacak. Onun için hiç kimse kendisini haklı göstermek, temize çıkarmak için bir başkasını ikna etmeye uğraşmasın. Allah-u Teala her şeyi görüyor ve biliyor. Müslüman buna inanan ve bilen insan demektir. O halde başkalarını bırakıp aynaya bakalım, kendimizi görelim ve ne halde olduğumuza karar verelim. Bize kendimizi gösterecek ayna, silsile-i aliye büyüklerinin hayatı ve kitaplarıdır. Peygamber Efendimiz, faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diye dua ediyor. Bu dua, öğrendiklerimizle amel etmeli, yoksa vebal altında kalırız demektir. Duyduktan, öğrendikten sonra yapmamak çok tehlikelidir. Çünkü hadis-i şerifte ahirette en şiddetli azap ilminden istifade etmeyen alimlere olacak buyruluyor. İlim demek, illa yüzlerce kitabı ezberlemek değildir. Çünkü maksat araba uçak gibi bir vasıtayla Mekke'ye varmaktır. Bir vasıta ki Kabe'ye, Mekke'ye götürmüyor, o vasıta ne işe yarar? İlimden maksat da Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Bu maksada ulaşmaya faydası olmayan ilim vebaldir. Yanlış bir şey öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla işittiğimiz, öğrendiğimiz şeyi yapmak mecburiyetimiz vardır. Peygamber Efendimiz, işitip öğrendiği halde haramdan sakınmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, ahirette en şiddetli azabı görecektir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala, kulum bunu sen işittin, öğrendin, filan kulum vasıtasıyla ben bunu sana bildirdim, ne yaptın buyuracak. Cevap veremeyenin hali ne olur? Allah korusun, biraz sıcaksa veya kaynarsa abdest suyuna bile dayanamayız. Cehennem çok dehşetli bir yerdir. Hesap günü çok dehşetli bir gündür. Ahirete dönelim, biraz kendimizle uğraşalım. Niye hep başkasıyla uğraşıyoruz? Biz çok mübarek bir kimse miyiz? Hiç mi hatamız, kusurumuz yok? Niye sağa sola dil uzatıyoruz? Belki de kısa bir zaman sonra öleceğiz. Biz neyi bekliyoruz? Neye göre hesap yapıyoruz? Neye güvenerek hayırlı işlerimizi tehir ediyoruz? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Bayezid Camii'nde 30 sene imanı anlattım. Anlayan 3-5 kişiyi geçmedi buyurmuş. Nasıl oluyor da bu kadar az anlayan çıkıyor? Anlamak, kalbe nakşetmek demektir. İmanın kalbe yerleşmesi zordur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat
üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, o hakkı ödemedikçe cennete giremez buyuruyor. Kul hakkının önemini anlayan bir kimse ayaklarını uzatıp yatamaz. İnsan şehit olarak vefat edip cennetin kapısına kadar gitse bile, eğer üzerinde kul hakkı varsa ilahi adalet yerini bulmadıkça cennete giremez. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Hem ikinci dinleyicimiz, yani bir kadının beyi dedi, kendisini aldatıyorsa bunu biliyorsa nasıl davranması gerekir? Şimdi Bahattin Bey, yani kitaplarda anlatırken, yani bakıyorsun birçok alternatifler bildirilmiş. Ne gibi? Şimdi Saliha bir hanım, beyinde salih bildi, evlendi, baktı ki aynı şekilde zina ediyor. Yani çocuk falan yoksa, fasık birisiyle yaşamaktan dedi, çekti gitti, tamam tercihim. Daha önce bilmiyordu, çocukları oldu. Şimdi ayrılsa bir dert, ayrılmasa bir dert. Evet, çocuk var ortada. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki, erkeğin işlemiş olduğu günahtan kadın ahirette sorumlu değil. Adam zinada ise, içkide ise, yani kadına, kocam böyleydi, buna niye müsaade ettin diye hesap sorulmaz. Sorulmaz. Ama öbürüsü tersi olur. Mesela hanım içki içiyor, zina ediyor, erkek de göz yumuyor. Hesabını erkekten sorarlar onu. Hesabını erkekten sorarlar. Hatta ağır hadis-i şerifler var. Hanımının, kızının zina ettiğini bildiği halde göz yumuyorsa, ses çıkarmıyorsa buna deyus denir bulunuyor. Ya babaannem rahmetli, annem de çok kullanırdı. Deyus'un dediği bazılar için. Çocuktum da bilmezdim deyus kime denir, onu da bilmiyordum. Dedim hakaret için söylüyorlar bu kelimeyi ama ne manaya gelir? Meğer karısı kızı hani işte zina ediyor, erkek de buna göz yumuyor. Peki zamanımızda var mı? Var ya, geçenlerde bir tane bitiyor. Böyle bir şey anlattılar ya. Yani adam götürmüş de kendi iş yerinde işçi bulamamış, hanımını çalıştırıyor falan. Hanımı da orada çalışırken erkeklerle falan filan fink atmaya başlamış falan. Adam yani karısını zina ettiğini biliyor, göz yumuyormuş. Yani demiş, buruşarsam başkası da şimdi bana gelmez, ona da göz yumuyor. Deyusluk ya bu, 3 kuruş para için, 5 kuruş para için. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Ya. Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Amin. Dolayısıyla hem dedim çocuklar var. Yani beyi diyelim ki yani namaz kılıyor ama zina da ediyor, nefsine uyuyor. Yani sabrederse, tabii kadının aynı şekilde dayanması o zor bir hadise. Çünkü Allah-u Teala kadın kullarına farklı bir özellik vermiştir. Nefisleri erkeklere göre daha kuvvetli yaratılmıştır. Buna tahammül etmesi zor. Ama çocukların hatırına kendisi ibadetlerini yapar. Beyine de dua eder. Ve bir de beynin oradan kurtulmasını talep ederse hem dua eder hem de beyine iyi muamele eder. Peki ne olur o zaman? Ha olan, olacak olan şudur. Netice itibariyle bu erkek bir yabancı kadınla aynı şekilde gidiyor geliyorsa falan. Ve evdeki hanımı buna daha iyi davranmaya başlarsa bu erkek bocalar. Erkek bocalar. Ve aklı başına gelebilir. Ben ne yapıyorum der ya. Evde aynı şekilde benim hizmetlerimi gören, beni haramdan koruyan bir hanım var, tövbe eder, kapıyı kapatır. Tamam. Evet. Ama bunu tersi yapılırsa, hanımı kapıyı kapatırsa, ona ters davranırsa, ne bileyim aynı şekilde ne bileyim diğer hizmetlerini yapmazsa, bu adam ne düşünür? Ya der, eve gitsem şimdi kavga edeceğim falan. Zaten aynı şekilde ne yemek hazır ne bir şey falan. Ondan sonra bir kadın peşine takıldıysa oraya gider. Öbürüse kendine çekmek için cilveli davranır. Değil mi? Evet. Ne oldu? Netice itibariyle kocanı kaybettin oldu. Yani burada kadının da erkeğine çok akıllı davranması gerekir. Çok akıllı davranması gerekir. Evet. Yani tercih ikisini de söyledik. Hani efendim ben işte ailemle görüştüm, ben bunu çekemem, boşamam. Tercih sahiptir. Yok, ben sineye çekerim. Çoluğumu çocuğumu, çocuklarımın aynı şekilde annesi babası bırakmam. Tercih sana ait. İkisi de olur. Evet. Ben dedi, hani dedi bir şey okudum da dedi işte evden çıkarken ve eve girerken selam verince
fazileti kitaplarda anlatılıyor. O dinleyici bir şey dedi, işte hatim sevabı verilmiş. Öyle geçmiyor o. Yani sevap verileceği bildiriliyor. Selam verileceği bildiriliyor. Ama evde çıkarken selam vermek değil yani, karşısına vermek, öyle değil o. Eve girildiği zaman kimse olmasa da esselamu aleyküm de denebilir. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin, yani melekler düşünülerek de bu şekilde böyle selam verilebilir buyuruluyor. Ama evde birisi varsa selam verilir. Kapıdan çıkarken birisi varsa da selam verilir, muhatap olması gerekir. Peki evden çıkarken ne yapılır? Kitaplarda yazılan doğru şekli. Ya Rabbi kendi nafakamı temin etmek, çoluğumun çocuğumun nafakasını, hanımın nafakasını helalden temin etmek, senin kullarına faydalı olmak, yardımcı olmak niyetiyle işime gidiyorum diye böyle niyet eder. Çıkar çıkmaz da sol ayakla çıkar, önce sağ ayakkabısını giyer, sonra sağ ayakkabısını aynı şekilde giyer, ayet-el kürsi'yi okur. Ayet-el Kürsi'yi okur. Çarşıya, pazara girdiği zaman Hüccetü'l İslam ilmi halinde var, şu dualar okunur diye onları okur. Böylece o Ayet-el Kürsi'yi okursa, mesela kitaplarda geçiyor, Allah Teala onu şeytanın ve diğer kötü şeylerin şerrinden korur. Eve gelip de aynı şekilde tekrar okursa buyuruyor. Yani ikisi arasında geçen şeylerin de affına vesile olur. Hani kitaplarda yazan bu. İslam Ahlak kitabının Hüccetü'l İslam ilmi hali kısmında da bunlar geniş geniş yazıyor. Saad Tebit'te de var. Evet. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Babalar vefat etmiş. Babamdan kalan bir ev var dedi. Şimdi ben orada kalıyorum dedi. Diğer mirasçılar taksim etmedik dedi. Tabii hepsinin bir hissesi var. Zaten devlet şimdi devreye giriyor. Kaç kardeşler? 4 efendim. İkisi kız, ikisi oğlan. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Hepsine yarı yarıya veriyor. Tamam mı? 4'e bölüyor yani. Evet. 4 kardeşse 1/4. Analar da varsa 5'e bölüyor. 1/5. Bunun hissesi var. Ha, öbürlerine sorar. Kullanabilir misiniz? Yani ben kalabilir miyim? Onlar rıza gösterdiyse problem olmaz. Rıza gösteriyorlar dedi zaten ona. Orada problem olmaz. Gelelim ikinci sualine. Dedi babam hayattayken dedi, işte kardeşlerimle, kız kardeşleri falan bazı eşyalar götürmüşler, koymuşlar hani kullanırsın. Nedir mesela? İşte bunun halısı bozuktur, bir evden getirmiştir onu. Veyahut da koltuğu getirmiştir kullanıp babam kullansın falan diye getirmişler. Baba vefat edince bunu ben getirdim, bunu ben getirdim, bunu ben getirin diyorlar. Tamam mı? Evet. Şimdi orada iki şey devreye girer. Nedir? Bir baba evladına bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı yok. O sıhriyet sebebiyle yok. Evlat babaya, anne babaya hediye ettiği zaman o işte sıhriyet, yani nesep bağı, geri isteyemez babasına, anasına hediye ettiğini. Ana babanın da evladına hediye ettiğini geri isteyemez. Bir de karı koca nikah sebebiyle birbirine bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı yok. Bak, geri isteme hakkı yok. Şöyle yaparsa böyle yaparsa yok. Ben şimdi diyelim ki sen bana bir çeyrek altın hediye ettin. Gözüm içine bakma ya. Senin kuyumcu dükkanı yok muydu? Vardı. Bir çeyrek altın aynı şekilde hediye ettin. Ben de senin hediyene karşılık olarak aha bu tükenmezi hediye ettim. Ya çeyrek altın. Ya o değil. O değil. Bak bir hüküm anlatıyoruz. Naklediyoruz. Sen bana bir çeyrek altın verdin. Ben de buna karşılık olarak sana bir tükenmez verdim. Sen sonra aynı şekilde ne ben senden aynı şekilde bu kalemi geri isteyebilirim, ne de çeyrek altını sen geri isteyebilirsin. Hakkın gidiyor. Yani bir kimse bir kimseye yabancı, bak, nesep ve nikah bağıyla değil. Onlar zaten hiç isteme hakkı yok. Bizim isteme hakkımız var. Kustuğunu yalamak gibidir buyuruyor. Verdiği hediyeyi geri almak kustuğunu yalamak gibidir. Evet. Ancak hediye ettiğin kimse az da olsa bir karşılık yapmışsa, sen bir hediye verdin, ben de karşılık yaptım. Artık senin onun isteme hakkın yok. Bitti o. Evet. Ama efendim falan yok. Şey de öyle. Mesela oturduk konuştuk. Hakkını helal et. Ettin değil mi? Ettim. Ben de ettim. Dinleyicilere de ettim. Ne sen ne ben. Vazgeçemezmişiz artık. Yok ya, vazgeçtim işte onlar. O bitti. Geçmiş hakların hepsi bitti. Bundan sonra bir hak tahakkuk ederse onu aynı şekilde helal etmeme hakkına sahipsin. Evet. Ve demek ki birbirine yabancı olan, yani neseben ve nikah bağıyla bağlı olmayanlar birbirlerine bir şey hediye ettiği zaman hediyeye karşılık verilmiş ise bu hediyeyi geri isteme hakları
Yok. Yok. Şimdi niye bunu uzun anlattık? Eğer bu kardeşleri babalarına bunu hediye etmişse bu eşyaları, geri isteme, geri alma hakları yok. Emanet olarak kullansın diye bırakmışlarsa alabilirler. Evet. Tercih kendilerine ait. Biz doğrusunu söyledik. Hediye etmişlerse miras malı oldu. Tabii miras malı oldu otomatik olarak. Tabii. Çünkü babalarının malı hepsine eşit mi? O halıdan hepsine eşit miktarda şey bu. Tabii ait. Tabii. Yani hisseleri ne kadarsa o kadar şey. Mülkiyet hakkı babalarına ait artık. Babalar da vefat edince mirasçılara ait. Evet. Mirası dedi paylaşmamak veya bekletmek uygun mu? Uygun değil. Paylaşılmadığı müddetçe kabirde azap çeker buyuruluyor. En azından otursunlar. Hani o belli olsun. Devlet de şimdi onunla sistemiyle hemen şey yapıyor. Dörtte bir, dörtte bir. Ha, herkes bilir o zaman. Bu evin dörtte biri benim. Bu tarlanın dörtte biri benim. Bu evin bahçenin dörtte biri benim. Tamam paylaşılmıştır o. Hmm. Herkes hissesini biliyor. Şimdi devlet şey diyor mesela, evde demiyor da bilhassa tarla konusunda, arazi konusunda bir dönümden aşağısına tapu vermiyor devlet. Evet. Bölünüyor çünkü. Bölündükçe de ziraat yapılamıyor. Bir dönümden aşağısına tapu vermiyor. Mesela diyelim ki size 10 dönüm bir tarla kaldı. 5 kardeşsiniz. Devlet 2 dönüm verdi. Değil mi? Evet. Ha. Ayrı tapu verebiliyor sana. Ama seni baskılıyor. Birleştirin diye. 10 dönüm olunca ziraat yapmak daha farklı. 2 evet, dönümde daha farklı. Daha farklı. Baskılıyor. Sen satmaya kalktın. Mirasçılardan devlet soruyor bir diğer mirasçılara. Razı mısınız diye. Ih dediler. Satamazsın başkasına. Onlardan birisine satmak mecburiyetindesin. O tarla bölünmesin diyor. Evet. O tarla bölünmesin. Aslında Osmanlı sisteminde miri topraklar vardı. O topraklar da böyleydi. Mesela ben babaannem okuyup yazması bile yoktu. Ama İslam hukukunun en zor bahsi feraizi yani pratik olarak birisi öldüğü zaman bu kadar dedi. Niye böyle? Öyle oğlum derdi. Mesela öyle. Kız erkek çocuklarında iki ise erkek biri ise kız alır. Böyle bölerdi yapardı falan. Bir gün böyle yaşım ilerleyince ya nene dedim. Bak dedim diğer konularda dedim yani kız erkek çocuklar için ikili birli taksim ediyorsun. Tarlaya gelince yarı yarıya. Yani erkekle kız eşit alıyor. Eşit alıyor. Niye böyle? Ne bileyim oğlum dedi öyle yapıyorlar dedi. Allah Allah. Kitaplarda yok. Ta ki tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı elime geçene kadar bu sualin cevabını bulamadım ben. Evet. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında bu sualin cevabı var. Miri toprakları anlatıyor. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Miri toprak devletin vermiş olduğu. Meğer mesela şimdi devlet Osmanlı devleti senin dedene 100 dönüm arazi vermiş tamam mı? Evet. Dedeğin de 5 tane çocuğu var. Diyelim misal olarak. 5 tane çocuğu var. 2 kız 3 oğlan. 105'e böldüğün zaman ne eder? 20 dönüm değil mi? Evet. 20 dönüm. Evet. 5'e bölüyor devlet. Devlet diyor ki ben diyor bu 100 dönümü Hasan Efendi'ye işlesin diye verdim diyor. Ve geçici tapu veriyor. Mülkiyet dedene ait değil. Evet. Dedenin 5 tane çocuğu o tarlada çalıştığı için, o toprakta çalıştığı için o toprağı nasıl işleteceğini biliyor. Bildiği için devlet geri almıyor onun çocuklarına geriye. Kaç çocuğu var? Kız erkek demiyor. Kız erkek demiyor. Şak 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 hepsine 20 dönüm veriyor diyor. Buyurun diyor bu toprağı gene aynı şekilde işlemeye devam edin. Çünkü onlar işleyerek bitmişler. Meğer o miras değilmiş biliyor musun? Evet. Mal devletinmiş. Devlet onları kız erkek eşit bölüyormuş. Eşit kiraya veriyormuş daha doğrusu. Evet. Eşit kiraya veriyormuş. Ha, az bir miktarda aynı şekilde onlardan ücret alıyor. Ona bugün vergi diyorlar falan diyorlar, feşmekan diyorlar. Dolayısıyla mirası hani telefonla da soruyorlar senin de başında. İşte biz diyor işte 3 kız 2 oğlan nasıl paylaşacağız falan. Valla devlet tak diye 5'e bölüyor onu. Kızların yapacağı şey yani erkek çocuklar meseleyi biliyorsa kız kardeşlerine hediye edecek. Evet. Veyahut da kızlar meseleyi biliyorsa farkını erkek kardeşlerine verecekler. Evet. Ve oturup helallaşacaklar. Evet. Başka alternatifi yok. Aksi halde ne olur?
gasp olur. Ama efendim devlet derdi günah onu. Yok öyle değil arkadaşım o. Öyle kayış hati vermek öyle değil o. Öyle değil o. Sen Allah-u Teala'nın emri gelince orada kayış hati verirsin. Yapan mesul olsun. Şimdi öyle ya. Mesela Diyanet yasıyı 10 dakika önce okutturuyor. Akşamı 2 dakika önce okutturuyor. Günahı ona olsun. Veyahut da aynı şekilde hilali gözetmeden kurbanı 1. günde kestiriyor. Günahı ona olsun. Olur. Ahirette toprağın altında soranlar yemiş hanım bunu sana. Evet. Ha, geçenlerde birisi soruyordu. Gördünüz mü? Hilali gördünüz mü falan diye de. 1. gün zaten sisliydi. O siste bakarsan mümkün değil ama dün gördüm. Evet. Bayağı yüksekti. Ama 2. gün hilaliydi o. Yani 1. gün hilali değildi. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.